günaydın efendim, hoş geldiniz. Selim odasında mı? Erdoğan Bey ile birlikte toplantı odasındalar efendim. Ne olacak şimdi? Ne olacak işte, Cenk gelmiş, duruşmaya gideceksin ha. Ben ifademi verdim, hala ne istiyorlar benden? Ya ne isteyecekler, bir şey istedikleri yok, tanıklık edeceksin işte. Münir Bey, oraya gidince beni yaka paça içeriye almasınlar. Seni niye içeri alsınlar ya, aptal aptal konuşma. Ya Mustafa bana söylediklerini savcıya da söylediyse, beni suçladıysa, suçu üstüme yıkmaya çalışırlarsa ne yaparım sonra? Ya bir adamı cinayetle suçlamak o kadar kolay mı? Gideceksin, savcıya ne anlattıysan duruşmada da aynını söyleyeceksin, geleceksin, oldu bitti o kadar. Başıma iş açılmasın da. Açılmaz, açılmaz. Ya sen neden korkuyorsun? Arkanda biz varız. Ne oluyor? Rahat ol. Hadi şimdi işini başına ver, hadi. Gece çok geç ulaştı CD elimize, ancak izleyebiliyoruz. Aferin kız sana, iyi iş çıkarmışsın. Rezil herif. Tamam, paranı gönderiyorum hemen. Sen şimdi biraz ortadan kaybol. Tamam aşkım. Tamam bir tanem. Yasemin. Tamam, yeni numaranı bildirirsin bana. Hadi bay bay. Günaydın amca. Bak sana ne izlettireceğiz. Aslında dün gece izletecektik ama evde ortam pek müsait değildi. Pislik. Biraz bekledik ama uğraştığıma değdi. Sizden korkulur. Keşke bunu Kraner Bey'i de önceden bilseydim. Tamam, hadi ne yapıyoruz? Ne zaman patlatıyoruz bombayı? Vallahi yurt dışındaki bir serverdan hemen servis edebiliriz ama önce bir masaya oturalım değil mi? Hemen düşsün ortalığa. Nasıl yani? Pazarlığa oturmayacak mıyız? Ya o kadar uğraştık. Bunun şirkete bir getirisi olmayacak. Uzun vadede olacak tabii. Bizi güvenilir bulmayarak borcumuzu vadesinden önce işleme koyan banka, o yönetim kurulu üyesinin rezaletini görsün önce. Bizi mağdur edenin, bizimle uğraşanın kim olduğunu öğrensin. Ne yapacaksanız yapın, şunu da ortalık hareketlensin biraz. Ha, sizden çıktığı belli olmasın ha. E tabii canım, merak etme. Haberi aldığında Meltem'in yüzünü görmek için neler vermezdim ya. Burası. Adam geldi, Reşat Bey'e hemen haber ver. Nereye hazırladın sen? Reşat Bey odasında görüşecek. Onlar toparlanana kadar salona al hiç olmazsa. Hemen haber ver, hadi. Buyurun efendim. Efendim hoş geldiniz. Reşat Yaşaran. Fahrettin Ilgaz, Aytara Grup Yönetim Kurulu Başkanı. Merhabalar. Memnun oldum. Bunlar da diğer ortaklarımız. Erdoğan Yaşaran, Selim Yaşaran. Çok iyi. Görmek istediğim herkes burada. Olması gerektiği gibi. Buyurun. Türkiye'ye yeni geldiğinizi duydum. Neden ilgileniyorsunuz bizimle? Yakın zamanda yaşananlar dikkatimi çekti. Çok güçlüyken hızla bu gücü yitirmeye başladınız. Evet, rakiplerimiz bizi yıpratmak için fazla üstümüze geldiler. Nasıl bir süreçten geçtiğinizi çok iyi biliyorum. Belki ben çok uzaktaydım ama kalbim burada atıyor. Çünkü sevdiklerim burada. Şimdi de bana ihtiyaç duyulacağını hissettiğim için buradayım.
Şu sıralar birçok yabancı şirketle irtibat halindeyiz. Stratejik bir adım atmadan önce şirketimiz için en güvenli ortağı seçmeye çalışıyoruz. Bu arada dondurduğumuz projelere de tekrar konsantre olduk. Özellikle İzmir'deki rüzgar enerjisi tesisleriyle ilgili bakanlıktaki pürüzler hallolmak üzere. Piyasada rakibi olmayan çok büyük yatırımlarımız söz konusu. Biz bunları gizli tuttuğumuzu zannediyorduk ama özellikle Balkanlarda bundan haberdar olan şirketler çıktı ortaya. Birçok teklif de geldi onlardan. Tabii karar vermekte zorlanıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Boşuna yorulma istersen. Efendim? Boşuna çeneni yorma diyorum Reşat Yaşar'ın. Fahrettin Bey. Şirketin zerre kadar ilgilendirmiyor beni. Oğlum için buradayım. Oğluma yaptıkların hesabını sormak için. Senden, oğlundan, yeğeninden hesap sormak için. Fahrettin Urgaz. Evet, Kerim'in babasıyım. Kerim yalan söylüyor. Kes! Yaptığınız bütün şerefsizliklerden haberim var. Ve seni çok iyi biliyorum Reşat Yaşar'a. Sen sadece paran kadar varsın. Yeter artık. Ben güvenliği çağırıyorum. Çağır bitsin şu rezalet. Buraya hesap sormaya geldim. Ve tüm hesapları teker teker kapatmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Kerim artık yalnız değil. Oğlumun yanındayım bundan sonra. Oğlun senin yüzünü bile görmek istemiyor. Bize ne hava atıyorsun be? Yaptıklarınız cezasız kalmayacak. Bundan sonra bir şey yaparsanız da yandınız. Çünkü benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Allah kahretsin. Şimdi bir de bununla uğraş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.